Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü sualiniz. İlmi cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz. El cevap. Biz kendi arzu ve tedbirimizle bu hizmette bulunmuyoruz. İhtiyarımızın fevkinde bize daha hayırlı bir ihtiyar işimize hakimdir. İlmi cifir meraklı, ve zevkli bir meşgale olduğundan vazifeyi hakikiyeden alıkoyup meşgul ediyor. Hatta kaç defadır esrar-ı Kur'aniye'ye karşı o anahtar ile bazı sırlar açılıyordu, kemali iştiyak ve zevk ile müteveccih olduğum vakit kapanıyordu. Bunda iki hikmet buldum. Birisi, La ya'lemul gaybe illallah'' yasağına karşı hilaf-ı edepte bulunmak ihtimali var. İkincisi, hakayık-ı esasiyye-i imaniye ve Kur'aniyenin berahin kat'iye ile ümmete ders vermek hizmeti ise, ilmi cifir gibi ulûm-u hafiyenin yüz derece daha fevkinde bir meziyet ve kıymeti vardır. Bu vazife-i kutsiyede kat'iyen hüccetler ve muhkem deliller Suyi istimale meydan vermiyorlar. Fakat cifir gibi muhkem kaidelere merbut olmayan ulûm-u de Suyi istimal girip şarlatanların istifade etmeleri ihtimalidir. Zaten hakikatlerin hizmetine ne vakit ihtiyaç görülse ihtiyaca göre bir nebze ihsan edilir. İşte ilmi cifrin anahtarları içinde en kolayı, belki en safisi ve belki en güzeli ismi bedi'den gelen ve Kur'an'da lafzayı celalde cilvesini gösteren ve bizim neşrettiğimiz asarı zinetlendiren tevafuk envalarıdır. Kerameti Gavsiye'nin birkaç yerinde bir nebze gösterilmiş. Ez cümle tevafuk birkaç cihette bir şeyi gösterse, delalet derecesinde bir işarettir. Bazen bir tek tevafuk, bazı karainle delalet hükmüne geçer. Her neyse, şimdilik bu kadar yeter. Ciddi ihtiyaç olsa size bildirilecektir. Dördüncü sualiniz, yani sizin değil Ömer Efendi'nin suali ki, bedbaht bir doktor Hz. İsa aleyhisselamın pederi varmış diye haşiye nev-i beşerin bir rub onun başına reis olarak geçen ve nevi beşerden nevi melaikeye bir cihette intikal eden ve arzı bırakıp semavatı vatan ittihaz eden harika bir ferdi insani bu harika vaziyetleri kanunu tenasülün harika bir suretini iktiza ederken Kanun-u tenasülün şüpheli, meçhul, gayrı fıtri, belki edna bir tarz ile o kanun içine almak hiç yakışmadığı gibi hiç mecburiyet de yoktur. Hem sarahat-ı Kur'aniye tevil kaldırmaz. Yüz cihette zedelenen kanun-u tenasülün tamiri hesabına, hiçbir cihette zedelenmeyen ve tenasürün haricinde bulunan kanunu cinsiyeti melek hem kanunu sarahati Kur'aniye gibi kuvvetli kanunlar nasıl tahrip edilir? Divanecesine bir tevil ile bir ayetten kendine güya şahit gösteriyor. O biçare adam bir zaman hurufu mukatta'a ile bir hat icadına çalışıyordu. Hem pek hararetli çalışıyordu. O vakit anladım ki o adam zındıkların tavrından hissetmiş ki hurufat-ı İslamiye'nin kaldırılmasına teşebbüs edecekler. O adam güya o seyle karşı bir hizmet edeceğim diye çok beyhude çalışmış. Şimdi bu meselede ve hem ikinci meselesinde yine zındıkların esasat İslamiye'ye karşı müthiş hücumunu hissetmiş ki, böyle manasız tevilat ile bir müsalaha yolunu açmak istediğini zannediyorum. İnne mesele İsa indallahi ke meseli Adem gibi nususu kat'iye ile Hazreti İsa aleyhisselam pedersiz olduğu kat'iyyeti varken Tenasüldeki bir kanunun muhalefetini gayri mümkün telakki etmekle vahi tevilat ile bu metin ve esaslı hakikati değiştirmeye teşebbüs edenlerin sözüne ehemmiyet verilmez ve ehemmiyete değmez. Çünkü hiçbir kanun yoktur ki şüzuzları ve nadirleri bulunmasın ve haricine çıkmış fertler bulunmasın ve hiçbir kaide-i külliye yoktur ki harika fertler ile taksis edilmesin. Zamanı Adem'den beri bir kanundan hiçbir fert şüzuz etmemek ve haricine çıkmamak olamaz. Evvela bu kanunu tenasül mebde itibariyle 200 bin enva hayvanatın mebdeleriyle hark edilmiş ve nihayet verilmiş. Yani en evvelki pederleri adeta Ademleri hükmünde 200 bin o evvelki pederleri kanunu tenasülü hark etmişler. Peder ve valideden gelmemişler ve o kanun haricinde vücut verilmiş. Hem her baharda gözümüzle gördüğümüz yüz bin enva'ın kısmı azamı hadsiz efratları kanunu tenasül haricinde yaprakların yüzünde taaffün etmiş maddelerde o kanun haricinde icat edilir. Acaba mebdeinde ve hatta her senede bu kadar şazlarıyla yırtılmış, zedelenmiş bir kanunu, 1900 senede bir ferdin şüzuzunu aklına sığıştıramayan ve nususu Kur'aniye'ye karşı bir tevile yapışan bir akıl, kaç derece akılsızlık ettiğini kıyas et. O bedbahtların kanunu tabii tabir ettikleri şeyler, emri ilahi ve irade-i Rabbaniye'nin külli bir cilvesi olan adetullah kanunlarıdır ki, Cenab-ı Hak o adatını bazı hikmet için değiştirir. Her şeyde ve her kanunda İrade ve ihtiyarının hüküm ettiğini gösterir. Harikulade bazı fertlere harka adet eder. İnne mesele İsa indallahi ke meseli Adem fermanı ile bu hakikati gösterir.